Herkese günün en erken saatinden merhaba. Tavukları bile biz uyandırmaya gidiyoruz. Şimdi hayvanların yanına geldim. Hayvanları dışarı salacağım. Böyle bir şeyimiz var. Kapıyı açtım şimdi. Normalde 5.30'da çıkıyorduk. Çiğler başladı. Bu da hayvanların tozu. 5.30'da çıkamıyoruz artık. Saat 6 çeyrek, 6.30 arası falan çıkmaya başladık. Sanırım araba geçecek. Hüseyin neyi bekliyor bilmiyorum. Hüseyin açtı kapıyı ve bugünkü turumuz başladı. Kayıt yaptığım tarih Ekim'in 9'u veya 10'u. Akşam kaydı yapmıştım. Onu da yaklaşık 15 gün önce akşam kaydı yapmıştım. Normal günlük kaydımı. Birazdan göreceksiniz devamını zaten. Bir türlü vaktim olmadı. Sabahları sürekli bir şeyin koşturmacası veya gün içinde uğraşlar olduğu için kafam çok dolu oluyor. Normal şimdi işte sabahları çıkıp hayvanlarla bir saate yakın turluyoruz böyle. Hayvanlar bizleri böyle gideceğimiz yere doğru takip ediyor. Bu sümüklü en sevdiğim hayvan zaten. Her zaman söz dinliyor. İlk çağrışta geliyor. Dur en çok sümüklüyü çekeyim canım benim. Harcağımız meleğe gitmek 20-25 dakika sürüyor. Böyle hayvanlarla bir sabah enerjilerini dağıtıyor bunlar. Muhakkak yürütmek gerekiyor hayvanları da. Bize Mali de eşlik ediyor. Hüseyin Aga zaten benim kahyam. Ve şu gördüğünüz yakışıklı da benim. Hayvanlarımızla rambo idmanı da yaptırıyoruz. Osuruk ağacında ne işim var ya? Sabahleyin saat 7 olduğu zaman çaylarımız var. Hayvanları böyle izlerken çaylarımızı içiyoruz. Yarıklardan görüldüğü gibi uzun zamandır yağmur yağmadı ve hani hayvanlara yeterince yiyecek bulunmamaktadır. Yine sabahları gezdirip yediriyoruz işte sabah 6'dan 10'a kadar. Ama evde de ayrıyetten destekliyoruz hayvanlar beslensin diye. Hayvanlar aç kalmasın. Ve hani yakında doğum da yaklaştı. Kilodan düşmesin diye hayvanlar. Bazı günlerde gün doğuşunu film izleyerek izliyoruz. İrfan abinin koyun keçi karışık hayvanları. 40-45 tane hayvanı var. Bence en zor koyunculuk İrfan abinin yaptı. Çünkü onda Merinos var, Tahirova var, Kıvırcık var. Bir de keçilerde 2-3 çeşit var. Keçilerden çok anlamıyorum. Hiç anlamıyorum hatta. Sürekli koşuyor hayvanlar. Bizim hayvanlar arkada usul usul takılıyor. Bunlar hiçbir zaman yerinde durmuyor. 2 dakika sonra, hatta 2 dakika demeyeyim, 5 dakika sonra bir bakmışsın şuradalar. Sürekli yer değiştiriyorlar. Allah sabır versin adına ya. Vallahi. Baksanıza buradayken bir yerinde durmuyor. Birisi öndeki birisi kafasını kaldırsın. Genelde koyunlar olmuyor. Keçiler oluyor. Hepsi böyle çatır çatır sağa sola gidiyor. Bizim koyunlarda genelde işte Tahirova Kıvırcık var. Tahirova Kıvırcık bir de Sakız var ama böyle bizimkiler uslu ya. Mesela bir tane abi var, sadece Merinosları var. O çıkarttığı zaman 100-120 tanesini Merinoslar sabit bir yerde kalıyor. Hep aynı cins hayvan aldığınız zaman hayvanlar birbirine uyum sağlıyor. Gün içinde böyle sürekli yer değiştiriyoruz. Hayvanların düzenli otlaması için. Otonu çeyrek geçiyor. Şimdi işte dönme zamanı geldi. Hayvanları çevireceğim. Şimdi suya gidiyoruz. Hayvanlar daha da acele ediyor. Görüyorsunuz.
Biraz ileride suluk yeri var. Köpekler birazdan girecek, görürsünüz. Bıraksak şimdi koşacaklar. Bak. Hepsi şimdi su molası verdi. Ben size göstereyim böyle. İçenler yavaş yavaş ayrılıp öne doğru geçiyor. Ot yemeye başlıyorlar orada. Gördünüz mü? Ondan sonra içler kalan ayçiçek başlarını yemeye geldik buraya. Buradan da yan taraf yeşillik zaten. Kuru ot, bir de yeşil ot var. Hayvanlar yeşil otu yesin. 15-20 dakika burada takılırız. 15-20 dakika sonra da evde oluruz. Neyse, yiyeyim. Akşam 4'e kadar yine yemek yok. Saat 6.10 geçe çıktık. Şimdi saat 10.40 geçiyor. Hayvanlar geldi. Daha önceden suyumuzu içirdik yolda. Hayvanlar şimdi orada tuz yiyorlar. Şurada tuzumuz var. Tuzumuzu yiyorlar. Daha yazının bu ağıldayız. Kışın da kapalı ağılımız var. Bunları şimdi temizlemeye gidiyor. Hüseyin çıkarttı. Ben bugün tembelleri oynuyorum. Burası bok dolu. Bu da bahçemiz. Marie, evet. Good luck. Thank you. Bugün bütün işleri Marie yapıyor. Bu benim evim. Orası da Hüseyin'in evi. Hüseyin'le birlikte yapıyoruz bu işi. Hüseyin'in tecrübesi var, bende tecrübesi sıfır. Gittiğim için Hüseyin'i önden gönderiyorum. Ben genelde önden veya yandan gidiyorum. Yavaş yavaş hayvanlara alışacağız. Hayvanlar da bana alışacak çünkü. Biz Gex'in diye alıştırdık hayvanları. Gex! Gex! Şimdi nereye giderseniz, yemek verdikten sonra nereye giderseniz geliyor. Görüyor musunuz? Normalde teker teker veriyorum ama şu an işte alıştırdığımız 6 tane koyunumuz var. Onlar bizi hep takip ediyor. Hayvanları yeşile bıraktık. Yeşilde biraz doysun. Ondan sonra duruma göre işte gündön diye işte ayçiçeği diyeyim size. Ayçiçeğini götürüyoruz. Oradan sonra da bazen de mısır tarlaları. Şu an mısır tarlaları bitti ama gündönde hala var. Şimdi burası gölge diye gölgeye geldi hayvanlar. Yine güneşe çıktı. Ne istiyorlar onlar da bilmiyor. Belki biz arkasından geldik diye devam ettiler. Normalde işte dönemine göre işte buğday, yulaf, arpa, mısır. Ondan sonra ne bileyim ayçiçeği söyledim mi bilmiyorum işte. Onlara İşte dönem dönem neresi uygunsa işte hangi tarla uygunsa onlara gidiyoruz. İşte semizotu olan tarlalar var. İşte sırayla işte gezdiriyoruz. Ben bir ay Hüseyin'de dolaştım yapabilir miyim diye bakmak için. Şimdi bir aydır da kendi hayvanlarımla birlikte dolaşıyorum yine Hüseyin'de. Ama Hüseyin'in 25 tane hayvanı vardı. Ben de 25 tane aldım. Şu an 52 tane hayvanımız var toplam. Koyunlarla ilişkimizin katili olan şey bu pıtraktır. Bu pıtrak koyunların üstüne yapışıyor ve çıkartıyor.
çıkartmak için koyunu yakalamamız gerekiyor ve bir ton uğraş gerektiriyor. Hani sürekli uğraşıyoruz koyunlar pıtraktan uzak dursun diye. Bu da görmüşken size bilgi vereyim dedim. Nefret ediyormuş pıtraklardan. Gelsin. Yaksın sana da benim. Şey, dur Karagöz dur. Karagöz. Bunları doyuruyoruz öyle sırada. Şimdi buğday tarlasına geldik. Önce hayvanlar biraz yeşil yedi. Ot, yani yeşil dediğimiz ot oluyor. Ondan sonra onun üstüne biraz da gün döndü. Ayçiçeği başı yedirdik. Zaten ayçiçek başı kalmadı fazla işte. Çoğu kalanlar da çekirdeksiz ama hayvanlar gidiyor onların yanında, biz de biraz yedirdik. Sonra tekrardan ota gittik, şu arkadaki yerde zaten. Şimdi buraya geldik, biraz buğday yiyecekler. Buğdaydan sonra tekrar yeşile gideceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Zaten saat 9.30-10 arası evde oluruz. Gününe göre bazen daha erken çıkıyoruz, bazen daha geç çıkıyoruz. İşte hava çok sıcaksa geçe kalıyoruz. Hava normalse 5.30'da çıkıyoruz. Ondan sonra akşamleyin genelde 9.30-9.40-9.50 evde oluyoruz işte. Hüseyin Aga ile böyle oturup hayvanların tadını çıkartıyoruz. Hayvanlar otluyor, otlamaya devam ediyor. Mekan aynı. Saat 9.40. Hayvanları topladık şimdi. Geri gidiyoruz. Onlar da bizimle geliyor. Hiçbir şey gözükmüyor ama gökyüzündeki yıldızları keşke görebilseniz. Şimdi geldik mahalleye. Hayvanlar arkamızda. Kapıyı açayım. Mari kapatmış kapıyı. Gelsin. Onlar şimdi içeriye girecek. Mari'nin temizlediği alana. Gelsin. Koyunlarımız sağ salim içeriye giriyor. Sonuncusu da girdikten sonra burada şimdi su içiyorlar. O kadar yedikten sonra. Kapıyı kapadık mı? Bugünlük görevimiz bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler.